Kıymetli tarih severler, Heyecan Doruk'ta Gümüşhane'den çıktık. Gümüşhane Tüneli'nden az önce geçtik ve şu an Erzincan istikametinde ilerliyoruz ve Pir Ahmet Köyü'ne gidiyoruz. Pir Ahmet Köyü Gümüşhane'ye sadece 15 kilometre uzaklıkta ve hakikaten tarihte çok önemli olayların cereyan ettiği bir noktada. 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet ile Uzun Hasan arasında Otlukbeli Savaşı'nın yapıldığı bölgelerden geçiyoruz. Ve Uzun Hasan'ın son Karamanoğlu hükümdarına yurtluk olarak verdiği bir bölgeden geçmekteyiz. Pir Ahmet Köyü son Karamanoğlu hükümdarının metfun bulunduğu hakikaten enteresan bir coğrafya. Evet, gördüğünüz gibi Bayburt Erzurum'a doğru dönüyoruz. Sağ taraf Karadeniz'e, Trabzon'a doğru gidiyor. Sigana geçidine. Biz ise yönümüzü güneye dönüyoruz. Şu alt geçitlerin, üst geçitlerin olduğu yerlerde bir dönem Fatih Sultan Mehmet'in, onun sadrazamları Gedik Ahmet Paşaların, Rum Mehmet Paşaların, Mahmut Paşaların Osmanlı ordusuyla at oynattığı yerlerdi. Bu coğrafyalar Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın askerleriyle at oynattığı coğrafyalardı. Karamanoğlu'nun son hükümdarı devletini baki kılabilmek için çırpınan Pir Ahmet Bey'in at oynattığı coğrafyalardı. Önce tekkiye geçtik. Şimdi yolumuz Erzincan ve Erzurum olarak ikiye ayrılıyor. Erzincan tarafına doğru yöneliyoruz. Sadece 3 kilometre kaldı Pir Ahmet Köyü'ne. Coğrafya son derece etkileyici. Evet, buradan sağa doğru Erzincan'a doğru dönüyoruz. Bakın, Otlukbeli Savaşı zaten bugün Erzincan'a bağlı Otlukbeli ilçesi civarında oldu. Yani şu an sizinle hem Pir Ahmet Köyü'ne son Karamanoğlu hükümdarının kabine gidiyoruz. Hem de Otlukbeli Savaşı'nın olduğu yere iyice yaklaşmış olacağız. Evet, Pir Ahmet Köyü'ne geldik. Pir Ahmet Camii'ni görüyoruz. Tabi bu yeni bir cami. Bu yol, yani Gümüşhane'yi Erzincan'a bağlayan bu yol köyü ikiye bölüyor. Bu taraf köyün büyük bir kısmının olduğu yer. Şu gördüğümüz kısım da Pir Ahmet Bey'in kabrinin olduğu bölge. Tarih severler, uzun zamandır hayal ettiğim şey de bu. Karamanoğlu Devleti'nin son hükümdarı Pir Ahmet Bey. Onun kabrine uğramak ve onu kabri başına sizlere anlatabilmek. Tabii sapa bir yer. Yani Erzincan'la Gümüşhane arasında hususi buraya yol düşürmeniz gerekiyor. Hususi buraya yol düşürmediğiniz zaman da onun kabrini açıkçası öğrenebilmiş olamıyorsunuz. Ve sonunda geldik. Çok kıymetli grubumuz, misafirlerimiz var. Onlarla Doğu Karadeniz turu yaparken onlara rica ettim. Dedim öyle özel bir yer var. İlk kez gideceğiz. Ben de ilk kez gideceğim. Var mısınız dedim. Hepsi varız dediler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar. Ve yolumuzu uzattık. Normalde dün Maçka'ya uğradık.
Maçka'dan Gümüşhane'ye geçtik. Gece burada kaldık. Gümüşhane'den şimdi Erzincan'a doğru hareket ettik. Gümüşhane'den bir 15 kilometre uzaklıkta bir köy burası. Ve bu köyde bir sultan yatıyor. Akıl alır gibi değil değil mi? Bir sultan, bir hükümdar. Hem de burada yatan kişi kim biliyor musunuz? Sıkı durun. Fatih Sultan Mehmet'in halasının oğlu. Bir bomba daha patlatayım sabah sabah. İkincisi, burada yatan kişi aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in de eniştesi. Nasıl oluyor bir insan hem halasının oğlu hem de eniştesi? Bütün bu detayların hepsini az sonra size anlatacağım. TRT'de şu ara bir dizi var. Tabii yaz dönemi için ara verdi. İzleyen var mıydı o diziyi? Mehmet Fethiler Sultanı. O dizide bir Gülşah Hatun vardı. İşte o Gülşah Hatun şimdi kabrini ziyaret edeceğimiz Pir Ahmet Bey'in kız kardeşi. Evet, hazırsanız bütün detaylar için hep beraber yürüyoruz. Buyurun şöyle gidelim. Şimdi ilk kez gidiyoruz. Ben de ilk kez geliyorum. Grubum da öyle. Hatta bizi getiren kaptanımız bölgenin turizminde ulaştırma işi yapan yıllardır bir kardeşimiz. Hocam dedi, ben hayatımda hiçbir grubun buraya geldiğini görmedim. Ben de bilmiyorum dedi. Bakın geldik. Piramit Türbesi. Hemen burası. Ay inşallah kapı kilitli değildir ha. Bismillahirrahmanirrahim. Aha açık. Ay şükür. İlk kez giriyoruz. Ya burada bir kurgu murgu hiçbir şey yok yani. Gayet böyle spontane diyorlar ya. Evet ve türbe karşımızda. Şimdi nereden biliyorum? Ben yıllardır bunun videolarını izliyorum. Google Earth'ten defalarca girdim baktım. Vişne ağaçlarının arasında bizi karşılıyor. Ya işte. Bir hükümdar ama bir köyde. Çok ilginç. Bakın türbe deyince bizim aklımıza hemen yatırlar, evliyalar gelir. Bu bir hükümdar, bu bir sultan. Ve öyle olduğu için de bakın türbesinin başına iki ayrı gönderde, iki ayrı şanlı bayrağımız asılı. Evet burası. Ah kapı açık. Ay çok güzel. Bu arada misafirlerimiz de gelsinler. Herkesi bekliyorum buraya. Şöyle hemen şu beton alan, dar bir alan ama gelmeye çalışın. Türbe yapısı çok enteresan biliyor musunuz? Neden? İçeri girdiğiniz zaman ben ilk kez gireceğim. Hep videolardan, oradan buradan, fotoğraflardan gördüm. İçeri girdiğinizde bir sanduka yapısı yok. Yani bir mescit formunda, cenaze nerede? Altta. Yani kapıyı açtığımız zaman bizi bir kapak bekliyor. Kripta odası kapağı. Onu açıp yerin altına iniyorsunuz. Yerin altında asıl cenazelik bölümü bizi karşılıyor. Olması lazım. Ben de ilk kez göreceğim. Bakalım. Evet. Kapağı gördüm. Evet aynı. Bugüne kadar gördüğüm şekliyle. Allah'ım nasıl merak var şunlara bak. Bu gördüğümüz yer. Üst kısmı mescit. Aslında üst kısma sembolik bir sanduka da konulabilir. Genelde birçok türbe böyledir. Cenazelik alt katta bulunur. Bakın burada bir kapak var. Birazdan bu kapağı kaldıracağız. Ve bu kapağın altına gireceğiz isteyenlerle. Altta kabir odası çok dar bir oda. Orada Piramit Bey'in kabrini de görüp sizinle konuşmuş olacağız. Bu arada şu gördüğünüz mezarlıkta yatanlardan bir tane teyze hariç, 80'lik bir teyze hariç, yüzyıllardır buraya sadece bebekler ve çocuklar defnediliyor. Hepsi 12 yaşının altında. Burada yatanların tamamı. Bakayım mesela. Bak 2017-2021 gördünüz mü? Burada aslında onlarca kabir var. Ben buradan başlayayım anlatmaya. Kıymetli tarihseverler geldik. Arkamızda Piramit Bey'in kabri var. Hazırsanız sıkı bir tarih anlatımı başlıyor şimdi sizinle beraber. Osmanlı-Karamanoğlu devleti ilişkilerini anlamak istiyorsak bu hükümdarı İyi bilmek gerekiyor. Bu hükümler ve ilişkilerini. Müsaadenizle şu şapkayı da takayım. Güneş çok keskin. Bu arada Çelebi Mehmet'i hepimiz biliyoruz. Bursa Yeşil Türbe'de metfun bulunan. Bir sürü çocuğu var. Yeşil Türbe'ye girince görüyorsunuz çocuklarını. Hatta bu Fatih dizisindeki çocuklarından biri de Selçuk Hatun'dur, kızı.
Çelebi Mehmed'in kızlarından birinin ismi tam bir Orta Asya kökenli Türk ismidir. İl Aldı Hatun. İsme bakın, İl Aldı. Osmanlı Türklüğü bıraktı, Türklükle alakası yoktu diyenlerin kulakları çınlasın. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. İl Aldı Hatun. Ve bu İl Aldı Hatun'u Çelebi Mehmed ne yapıyor? O gün Karamanoğulları'yla ilişkiler limoni. Karamanoğulları da Müslüman Türk, Osmanlılar da. Bunlar birbirleriyle savaşıyorlar. Amaç savaşmak değil, insanı yaşatmak. O zaman ne yapacaksın? Kız alıp kız vereceksin. Çelebi Mehmed kızı İl Aldı Hatun'u evlendiriyor. Kimle evlendiriyor? Yıldırım Bayezid'in eniştesi olduğu, 1. Murat'ın kızını verdiği, kızını evlendirdiği Alaaddin Ali Bey vardır. Alaaddin Ali Bey'in oğlu Nasrettin Mehmet Bey var. Ki bu Nasrettin Mehmet Bey, Timur Yıldırım Bayezid'i yendiğinde, Yıldırım ölüp Bursa Yıldırım'a gömüldüğünde onun cenazesini çıkarıp maalesef saygısızlık yapan o cenazeye kişi Nasrettin Mehmet Bey, onun oğlu Taceddin İbrahim Bey var. Taceddin İbrahim Bey veriyor kızını. Siz böyle bir şey yapar mıydınız? Düşünün, sizin babanızın mezarını deşen adamın oğluna kızınızı verir misiniz? Ne demek? Yani bunu birçok insan hakaret sayar bu teklifi bile. İşte Osmanlı bunu yaptı. Ne için yaptı? Sırf insanlar ölmesin, barış, kardeşlik olsun diye yaptı. Çelebi Mehmed'in kızı İl Aldı Hatun, Taceddin İbrahim Bey ile evlendi. Taceddin İbrahim Bey kimdi? Şu arkamda metfun bulunan Pir Ahmet Bey'in babasıydı. Taceddin İbrahim Bey'in bu hanımdan, İl Aldı Hatun'dan 6 tane oğlu, bir tane kızı oldu. Bu kız kimdi biliyor musunuz? TRT'deki Mehmet Fethiler Sultanı dizisinde Fatih Sultan Mehmet'le evlenen Gülşah Hatun var ya, oydu. Kafalar karıştı mı sevgili kameramanım? Kafa karışmadı değil mi? İyi gidiyor, biraz karıştı galiba. Bir daha söylüyorum. Taceddin İbrahim Bey Çelebi Mehmed'in kızı İl Aldı ile evlendi. Bu evlilikten 6 tane oğlan, bir tane kız dünyaya geldi. Bu 6 oğlandan biri Pir Ahmet Bey, kız Gülşah Hatun. Gülşah Hatun Fatih ile evlendi. Fatih ile evlenince otomatikman Pir Ahmet Bey Fatih'in nesi oldu? Halasının oğlu oldu. Aynı zamanda Gülşah Hatun'la Pir Ahmet Bey'in kız kardeşiyle Fatih evlendiği için bizim Pir Ahmet Bey Fatih'in nesi oldu? Eniştesi oldu. Tamam mı? Herhalde taşlar yerine oturdu. Ey Allah. Taceddin İbrahim Bey'in 6 oğlu bir kızı oluyor. Kimden? Bu İl Aldı Hatun'dan. Sonra bir başka cariyesinden de İshak diye bir oğlu oluyor. Ve bu oğullarından Pir Ahmet Karamanoğlu tahtına geçmek istiyor ama baba Taceddin İbrahim Bey 41 yıl Karamanoğlu tahtında kalan bu hükümdar bu 6 oğlu için, ya ırkçılık ne kadar kötü bir şey ya. Yani böyle soy sopu ön plana verme. Bunlar diyor Osmanlı alacası diyor. Kendi oğulları için bunu söylüyor. Bunlar Osmanlı alacası diyor. Ben diyor Karamanoğlu cariyesinden olan oğlumun benim yerime geçmesini istiyorum diyor. Kim o oğlu? İshak. 41 yıllık hükümdarlığı neticesinde Taceddin İbrahim Bey iyice yaşlanıyor, hastalanıyor. Konya'da zaten. Konya'nın ötesinde Takkeli Tepe. Takkeli Tepe'nin üstünde Gemele Kalesi. Oğlu İshak Bey yanına alıyor. Oğlum ben çok hastalandım, öleceğim. Benim yerime sen hükümdar olursun diyor. Tam Gemele Kalesi'ne giderken yolda ölüyor. İshak Bey hükümdarlığını ilan ediyor. İl Aldı Hatun'dan olan 6 oğlundan Pir Ahmet Bey kabul etmiyor. Diyor ki hayır ben hükümdar olacağım diyor. Ayaklanıyor ve Osmanlı'dan yardım alıyor. Osmanlı'dan aldığı yardımlarla tahta geçiyor ve hükümdar oluyor. Tabii ona yardım eden kişi kim? Kendisinin eniştesi olduğu Fatih Sultan Mehmet. Yardım karşılığında Osmanlı'ya nereyi veriyor? Ilgın'ı veriyor, Akşehir'i veriyor, Beyşehir'i veriyor. Ve bir süre Osmanlı-Karaman dostluğu bu şekilde devam ediyor. Pir Ahmet Bey, Karaman hükümdarı, onun hükümdarlığını destek verip hükümdar olmasını sağlayan Fatih de Cihan hükümdarı olarak İstanbul zaten fethedilmiş, yıllar olmuş burada duruyor. Şimdi türbenin içine girelim, devamını orada konuşalım. Hadi buyurun. Fatih Sultan Mehmet destek veriyor ve 3 tane şehir ona hediye ediliyor. Ilgın, Akşehir, Beyşehir. Bu şekilde bir dostluk bir süre devam ediyor. Fakat bir süre sonra Pir Ahmet Bey, yaz çok tuhaf oldu, kabri tam altımızda ve onu konuşuyoruz. Şimdi ben böyle türbelere geldiğimde, anlatıyorsunuz bu insanları. Bunlar ölmüş, yüzyıllar önce ölmüş. Hayatlarını konuşuyoruz. Bu insanların aynen bizim gibi yaptıkları iyi güzel şeyler var, olumsuz sıkıntılı şeyler var. Yani ölmüş bir insanın başında onun yaptığı şeyleri konuşmak, olumsuz şeyleri konuşmak beni çok rahatsız ediyor. Ama ne yapacaksınız ki, ben tarihçiyim
benim mesleğim ölmüş insanların arkasından konuşmak. Yani onun için öbür tarafta herhalde benim gıybet dedikodu günahım olmaz. Canları konuşuyorsam olur da herhalde ölülerden olmaz diye düşünüyorum. Piramet Bey iyiydi kötüydü değil, olanı konuşacağız. Piramet Bey Fatih'in arkasından bu yerleri geri almak istiyor. Fatih'in o günlerde Balkan seferleri var. Bunu fırsat biliyor. Ilgın, Akşehir ve Beyşehir'i verdi ya Osmanlı'ya. Buraları geri alıyor. Tabi buraları geri alınca Fatih çok kızıyor. Yani sözünü tutmadı. Biz bir birlik kurmuştuk. Ben ona destek olmuştum diyor. Akraba bunlar bakın. Ve buna rağmen Fatih ordusuyla sefere çıkıyor. Konya seferine ve Piramet Bey yeniliyor. Yenilince Karaman'a kaçıyor. Karaman'ın eski adı Larende. Larende'ye kaçıyor. Tabi bunun üzerine Fatih, Konya, Beyşehir, Akşehir, Ilgın bütün bu coğrafyayı kontrolüne alıyor. Ve kime veriyor? Oğlu Şehzade Mustafa'ya veriyor. Bu arada çok ilginç kader. Oğlu Şehzade Mustafa kim biliyor musunuz? Biz mesela Fatih'in oğulları deyince kimleri biliyoruz? Bir söyleyin bana. Fatih'in oğulları. İkinci Bayezid. Bir. Cem Sultan. İki. Mustafa. Güzel. Mustafa'yı çoğu bilmez bak. İlk doğan oğlu ikinci Bayezid. Fatih. İkinci doğan oğlu Mustafa'dır. Cem Sultan sonradan doğmuştur. Peki ikinci Bayezid kimden doğdu? Bugün Fatih Camii'nin kıble duvarı önünde Fatih'in hanımı Gülbahar Hatun. İkinci oğlu Mustafa Gülşah Hatun'dan doğdu. Fatih'in hanımı Gülşah Hatun. Kimin kız kardeşi? Şu an kabrinde bulunduğumuz evet Piramet'in kardeşi. Piramet'in kardeşi Gülşah Hatun'dan Mustafa doğuyor. Ve bu Mustafa Fatih ile beraber Piramet yenilgiye uğratılıyor. Fatih oğluna diyor ki oğlum Konya Karaman bölgesini sana verdim. Sen burada Sancakbeyliği yapacaksın diyor. Ve Mustafa orada Sancakbeyliği yapıyor. Bakın bugün Bursa'ya giderseniz Muradiye Külliyesi'ne muhakkak uğrayın. İkinci Murat'ın yaptırdığı külliye. O külliye girdiğiniz zaman caminin kıble tarafında Fatih'in annesi Hüma Hatun yatıyor. Hemen karşı çaprazda babası ikinci Murat yatıyor. Hemen bahçede ikinci Murat'ın az ilerisinde Şehzade Mustafa Türbesi var. O Mustafa aslında Cem Sultan Türbesi diyebilir halk. Mustafa için yapılmıştır. Fatih'in Gülşah Hatun'dan olan oğlu Otlukbeli Savaşı dönüşünde ölmüştür. Ve Muradiye'ye defnedilmiştir. Yıllar sonra Cem Sultan hani Avrupalara kaçtı, esir düştü. Oradan geri döndüğünde Cem Sultan yani cenazesi geldiğinde orada öldü ya. Ya da papa zehirledi diye biliyoruz. O cenaze Bursa Muradiye'deki abisi Mustafa'nın kabrine defnedilmiştir. Türbe Mustafa'nın türbesidir. Ama Cem Sultan çok meşhur olduğu için herkes Cem Sultan türbesi diyebilir. Kaldığım yerden devam ediyorum. Fatih çok kızdı Piramede halasının oğlu ve sefer yaptı. Yendi. O Karaman'a kaçtı. Larende'ye oğlu Mustafa'ya o bölgeyi sancak olarak verdi. Piramet bakıyor ne yapayım. Devletin toparlamak istiyor. Onda kendine göre bir derdi var. Bunun üzerine Piramet Bey kalkıyor. Uzun Hasan'dan yardım istiyor. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Uzun Hasan ona ordular veriyor. Uzun Hasan'dan aldığı ordularla geliyor. Ve bu kez Fatih Sultan Mehmet Mahmut Paşa'ya gönderiyor. Mahmut Paşa. Mahmut Paşa ve Şehzade Mustafa Beyşehir Gölü yakınlarında Hititlerden kalma bir antik tapınma merkezi vardır. Beyşehir'e bir gün yolunuz düşerse kesin gidin. Eflatun Pınar. Hititlerden kalma böyle sular fışkırıyor. Hitit heykelleri var, putları falan var. İşte orada bir savaş yapılıyor. Eflatun Pınar Savaşı. Ve o savaşı Piramet Bey kaybediyor. Kaybediyor, kaçıyor. Birkaç defa Uzun Hasan'dan yardım alıyor. Bir ikinci savaş Karaman'dan Ermeni'ye giderken yol üzerinde Dağ Pazarı mevkii vardır. O Dağ Pazarı mevkiinde yapılıyor. Onu da kaybediyor. Bu kez kaybedince nereye sığınıyor? Mennan Kalesi'ne. Ben Karaman'a çok gittim bugüne kadar. Ermeni'ye de gittim, Muta'da da gittim. Ama o Mennan Kalesi'ne hiç gidemedim. Orayı mesela çok merak ediyorum. Arabayla bir yerine kadar çıkıyormuşsunuz. Oradan 2 saat yürüyormuşsunuz. Allah'ım çok yaşlanmadan bir an evvel o kaleye çıkmam lazım. 3-5 sene sonra çıkamayabilirim. Artık insan 47 olduk. Yoruluyor insan. Mennan Kalesi ama videolarını izledim. Ben hayatımda böyle bir kale görmedim ya. O Hasan Sabbah'ın Alamut falan. Hikaye ben size söyleyeyim yani. Böyle bıçak sırtı gibi. Bak kaya dağ böyle dağ kütlesi. Ucu böyle sipsivri. Yüzüklerin Efendisi'nde 2'de en son alınan bir kale vardı ya ucu böyle sipsivri. Gerçeği bizde ya. Adamlar kurgusunu yapmış. Böyle sipsivri ucu buradan böyle genişleyerek geliyor. Bıçak sırtı gibi böyle pasta dilimi düşünün. Dilimi kestiniz, çektiniz.
Böyle bir dağ düşünün yani. Ve onun tepesi. Fatih anlıyor ki bu Karamanoğulları bir türlü bitmeyecek. Huzursuzluk had safhada. Ben bu işi nasıl bitiririm diyor. En gözü kara valisini gönderiyor. Bak, önce Mahmut Paşa'yı gönderiyor. Mahmut Paşa çok yumuşak davranıyor. Çözemiyor. Sonra Rum Mehmet Paşa'yı gönderiyor. Rum Mehmet Paşa aşırı sert davranıyor. Hatta sivil halktan katliamlar oluyor. Fatih çok sinirleniyor. Rum Mehmet Paşa idam ediliyor. Üsküdar'da camisinin bahçesinde yatıyor idam edilmiş haliyle. Bunun üzerine Gedik Ahmet Paşa'yı gönderiyor. Gedik Ahmet Paşa'yı nereden hatırlıyorsunuz? Nereden hatırlıyoruz? Fatih Sultan Mehmet'in Vezir-i Azam'ı. Evet. Son Vezir-i Azam'ı. Ne yapmıştı en son? Fatih ölmezden evvel, bir yıl evvel onu nereye göndermişti? Hadi. Biliyorsunuz. Kopya veriyorum. Çizmenin topuğuna göndermişti. Evet. Topuk neresiydi? Otranto'ydu. Otranto'yu fethetti. Fatih 1481'de ölmeseydi o Otranto'dan devam edecekti ve Roma'yı alacaktı. İşte o sadrazam Gedik Ahmet Paşa. Afyon Karahisarlılar. Gedik Ahmet Paşa'sı çok seviyor. Afyon Karahisar'da bir Gedik Ahmet Paşa külliyesi var unutmayın. Tabi İstanbul'da da Gedik Paşa Hamamı var. Bayezid Camii'nin karşısında o ayakkabıcılarla meşhur yerde. Gedik Paşa'nın külliyesi de İstanbul'da bir külliyesi daha vardır. Gedik Ahmet Paşa çok gözü kara adamdır. İkinci Bayezid ondan ödü kopuyordu. Ve Gedik Ahmet Paşa'yı Edirne'de bir akşam yemeği sonrasında ikinci Bayezid öldürmüştür. Maalesef. İşte onun için lütfen devlet adamı olmayın. Bakan, milletvekili, belediye başkanı, kaymakam deli misiniz ya? Huzur içinde bir köyde tarlanızı ekin biçin, yaşayın, namazınızı kılın, bir tesbihinizi çekin, ölün gidin. Sakın. Siyaset çok kirli iş. Bugün öptüğünü öbür gün öldürmeye kalkarsın. Yani biliyorsunuz akşam ana haberleri açın ortada. Gedik Ahmet Paşa bakın Fatih'in bir numarasıydı. İkinci Bayezid öldürüyor onu. Sofrada öldürtüyor hem de. Ödü kopuyor. Bu beni götürür bitirir diyor. Siyaset çok sıkıntılı bir iş. Ya ara ara böyle anekdotlar giriyorum yanlış anlamayın. Amacım konuyu dağıtmak değil. Amacım konuyu toplamak. Gedik Ahmet Paşa'yı gönderiyor Fatih. Kimin üzerine? Pir Ahmet Bey üzerine. Bak şu an türbesindeyiz. Pir Ahmet Bey burada. Altımızda kriptada yatıyor. Birazdan sizi kabrine indireceğim. Bu kapağı açacağız. Gedik Ahmet Paşa çok gözü kara bir adam. Gedik Ahmet Paşa. Mennan Kalesi. Alınabilecek bir kale değil. Osmanlı defalarca Karamanoğulları'nı kuşatıyor. Her defasında bunlar ya Karaman'a kaçıyorlar. Karaman çok uzakta. Ya Karaman'dan Ermeni'ye kaçıyorlar. Ermeni'yi de Osmanlı alıyorsa bu kez Mennan Kalesi'ne kaçıyorlar. Mennan'ı hiç alamıyor. Gedik Ahmet Paşa diyor ki bu kez ben Mennan'ı da alacağım diyor. Nasıl alacaksın? Pasta dilimi gibi sipsivri bir kaya kütlesi. Nasıl alacaksın? İstanbul kuşatmasına kullanılan topları götürüyor. O dev toplar, o dev şahiler götürülmüş olmayabilir. Ama kuşatmada kullanılan büyük toplar götürüldü diye kayıtlarda geçiyor. Mennan Kalesi'ni uzaktan defalarca bombalıyorlar. Artık kale diye bir şey kalmıyor. Muhafaza edenler diyorlar ki savunacak bir şey kalmadı. Ve kale komutanı beyaz bayrak sallıyor. Teslim bayrağı çekiyor. Pir Ahmet Bey, bakın şu an türbesindeyiz, yanındayız. Bu manzara üzerine diyor ki kale komutanı bile teslim bayrağı çekti. Yapacak bir şey yok. Kaynaklar burada ihtilafa düşüyor. Bazı kaynaklar diyor ki intihar girişiminde bulundu diyorlar. Bazı kaynaklar kaçmaya çalışırken uçurumdan düştü diyorlar. Bilmiyoruz, günahını alamayız. Kabri başındayız. Uçurumdan düştüğü net. Rızasıyla mı atladı yoksa ayağı mı kaydı bilmiyoruz. Uçurumdan o düşünün o kaleye çıktığınız zaman ben drone görüntülerini izledim. Yükseklik korkum yoktur benim hiç. Drone'dan kaleden böyle aşağı bakıyorsunuz. Böyle bıçakla kesmiş gibi kale yani. O kadar korkutucu. Oradan aşağı düşüyor. Allah'ın işine bakın. Hani Adnan Menderes'in uçağı düşüp de kurtuluyor ya. Yani olmazlar oluyor. Kaftanın eteği uçurumun ortasında bir dala takılıyor. Orada sallanıp kalıyor. Ölmüyor. E tabi adamları Gedik Ahmet Paşa tepeyi tutmuş. Yani kaçma ihtimali yok. Kesin yakalanacak. Kurtulmanın tek ihtimali var uçmak. Ve bu iş oluyor. Resmen uçup dala takılıyor. Adamları alttan kurtarıyorlar ve kaçırıyorlar. Nereye? Uzun Hasan'ın yanına. Son kez Uzun Hasan'a bir daha sığınıyor. Yıl 1472. Uzun Hasan diyor ki Pir Ahmet'e ben diyor en son bütün ordularımı toplayacağım. Fatih Sultan Mehmet'le savaşacağım ve bu işi bitireceğim diyor.
ve savaşılıyor. Nerede oluyor olay biliyor musunuz? Hemen şu azilerimizde. Mesela şu an biz bir köy, Piramet Köyü'nden geldik. Yanımızda bir akarsu var. Akarsuyun adı Otlukbeli Çayı. Otlukbeli Çayı aklınıza ne getiriyor? Otlukbeli Savaşı. Aynen öyle. Savaş az ileride bugün Erzincan'a bağlı bir Otlukbeli beldesinde, ilçesinde oldu. Savaşı Uzun Hasan kaybediyor. Savaşın içinde Piramet Bey de var. Kaybediliyor Uzun Hasan, artık ümitler kesiliyor. Piramet Bey boynu bükük, Uzun Hasan diyor ki ben sana bu diyor Bayburt bölgesini yurtluk olarak vereyim diyor. Yurtluk. Ve veriyor şu gördüğümüz bölge. Buraya geliyor. Burada sadece bir yıl yaşıyor. Bir yılın sonunda ölüyor. Ölünce onu buraya defnediyorlar. Bir hükümdar. Bakın Karamanoğlu hükümdarları bir sürü. Onlardan sadece bir tanesi burada yatıyor. İnelim mi aşağıya? Hadi buyurun. Kabri başında konuşacağız. İçeri gireceğiz ve kabri başında Piramet Bey'i son bir kez ziyaret edeceğiz. Kapağı açıyorum. Şöyle. Ya aslında bakın bu yadırganacak bir defin geleneği değil. Biz buna sanat tarihçiler son derece alışığız. Şöyle örnek vereyim ben size. Bugün bizim bir büyüğümüz vefat ettiğinde kabre götürüyoruz defnetmeye. Bir kabir çukuru var değil mi? Cenaze kefenle içine uzatılıyor. Sonra yüzüne toprak atıyor muyuz? Atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Tahtalarla küçük bir oda yapıyoruz. Sonra onun üstüne toprak atılıyor. Ya da Anadolu'nun bazı yerlerinde sapma denilir. Kabir çukuru kazılır. Kabrin bir köşesine içine böyle minik bir girintili bir bölüm yapılır. Cenaze oraya konulur. Ya tahtalarla ya da tuğlalarla, pirketlerle örülür. Hasırlarla kapatılır. Yine bir oda yapılır. Her zaman bir oda söz konusudur. Ha bizim yaptığımız gibi küçük, bir yanı toprak, bir yanı tahta bir oda. Ya da yerin altında, toprağın altında olmak üzere böyle bir oda. Böyle bir oda yapıp cenazeyi tamamen toprağa defnetmeden etiyle kemiğiyle de buraya koyabilirsiniz. Anadolu'da bir sürü Selçuklu kümbetinde cenazeler altta öyle duruyor ya. Hiçbir sıkıntısız. Ama bir şart var. İslam'da sırtı toprağa değecek cenazenin. Bakın ben Çelebi Mehmet'in yeşil türbede kriptasına girdim. Cenazelerin hepsi aşağıda altta duruyor Çelebi Mehmet kızları, oğulları. Evet ben geçiyorum. Evet kabir burada. Evet Piramet Bey'in artık türbesinde kabrin kripta bölgesindeyiz. Asıl sanat tarihi bilgisi olarak da çok etkilendim biliyor musunuz? Şimdi bakın ben ilk kez giriyorum buraya. Daha önce hiç görmedim burayı. Resmen Erzurum'da kırlangıç tavan diye bir örtü sistemi vardır. Kırlangıç tavan. Mesela şöyle düşün. Kibrit çöplerini aldınız. Kibrit çöplerinden bir tane kare yapın. Sonra o karenin köşelerine bir daha kibrit çöpü koyun. Köşelere bir daha koyun. Köşelere bir daha koyun. Böyle yukarı doğru çıkacak. Bunları tutkallayın birbirine. Ve soğuduğu zaman, donduğu zaman tutun, altından bakın. O altından baktığınızda gördüğünüz şey işte bu. Yani Erzurum'da özellikle mutfak örtü sistemlerinde Erzurum Ulu Cami'ye gidin. Ulu Cami'nin mihrab önü kubbesi kırlangıçtır. O ahşaplar çaprazlama konularak daraltılır. Kırlangıç örtü sistemi yapılır. Yanılmıyorsam Kırşehir'de bir cami, bir Osmanlı camisinde de vardı aynı kırlangıç örtü sistemi. Bu kez kırlangıcı gördüğünüz gibi kayrak taşlarla yapmışlar. Kayrak taşlarla dışarıdan içe doğru iç içe örmüşler ve bir kilit taşıyla burayı sabitlemişler. Çok enteresan ya. Biz bakın az önce türbede kaç kişiydik? Buradan bakınca sanki böyle yıkılıverecekmiş gibi duruyor. Ama demek ki öyle bir sanat ki hiçbir şey olmamış. Evet, Piramet Bey 1473 yılının sonunda Uzun Hasan tarafından bu bölge kendisine yurtluk olarak verildi ve burada yaşadı bir yıl. Bir yılın sonunda emri hak vaki oldu, rahmetli oldu ve buraya defnedildi. Şimdi bu köy bugün bakıyorsun ya piramit niye bir köye defnedildi diyoruz. Bizim bilemediğimiz şeyler olabilir. Mesela Anadolu Selçuklu Devleti'nin son hükümdarı vardır, 2. Mesut. Amasya civarında yaşıyor. Hatta Havza, bugün orada bir köy var. Oğlu da bir köyde yatıyor mesela.
Neden diyoruz? Oralar o dönemde tekke merkezleriymiş. Büyük İslam alimleri varmış. Onlara intisaplıymış. Ölünce beni buraya defnedin demiş. Net konuşmamakla beraber büyük bir ihtimalle o dönemde bu bölgede bir takım tekkeler olup o tekkelerin manevi ortamından istifade eden biriydi belki. Seviyordu ve buraya defnedilmek istemiş olabilir. Ama bu coğrafyanın insanı değil. Burayla alakalı bildiğimiz en ilginç bilgi ne biliyor musunuz? Şu dışarıdaki türbenin etrafındaki mezarlık yüzyıllardır sadece bebeklerin defnedildiği bir mezarlık. Etrafımızda sadece çok ağır, yoğun bir vasiyet üzerine 80 yaşında bir teyze defnedilmiş. Onun dışında yüzyıllardır buraya sadece 12 yaşından küçük çocuklar ve bebekler defnediliyor. Belki bir Ahmet Bey böyle bir vasiyette bulunmuş olabilir. Yani ben bu dünyada hiç rahat yüzü görmedim. Yurdumdan, yuvamdan uzakta. Hani Kur'an-ı Kerim diyor ya, Tuğba lil gureba, gariplere müjdeler olsun diyor. Yani garip geldim, garip gidiyorum. Hiç bilmediğim yerlerde, yurtlarda yatacağım. Beni o bebeklerin arasına, o masumun arasına defnedin demiş olabilir bakın. Kayıtlı değil. Bunlar bizim tahminimiz. Ve Pir Ahmet Bey buraya defnedilmiş oluyor. Tabii hakikaten garipti. Karamanoğulları şanlı bir devletti. Büyük bir devletti. Lütfen hani bizde var ya öyle bir damar var. İşte Timur Yıldırım'la savaştı diye bizim milletin bir kısmının yüreği bir türlü soğumuyor. Hep Timur kötü biliniyor. Bakın böyle bir şey yok. Hepimiz insanız. Hepimizin iyi yönleri var, kötü yönleri var. Hayatımızın bir döneminde çok güzel işler yapıyoruz. Bazen sıkıntılı işler yapıyoruz. Günahkar da oluyoruz. Muhteşem sevaplar da işliyoruz. Bunlar da insan. Tarihteki insanları bu hain, bu bilmem ne yaftalayamazsınız. Ben Osmanlı'yı tutuyorum, ben Memlüklü'yü, yok ben Karamanoğlu diyemezsiniz. Bunların hepsi İslam adına koşturdu. Bakın iki şey vardı. Bir, Türk Cihan Hakimiyeti mevki öresi. İki, İlahi Kelimetullah. Allah'ın adını bütün dünyaya duyurabilme. Bu iki amaç uğruna hayatlarını seferber ettiler. Yoksa yani bir şan, şeref, bir şöhret, bir saraylar yoktu ki at sırtında. Siz bugün at sırtında şöyle bir yarım saat bir dolaşın bakalım, bir at çiftliğinde göreyim ben ne oluyorsunuz. At sırtında bu adam Ermeni'ye gidiyor. Laren'de Karaman'a gidiyor, Konya'ya iniyor. Gevele Kalesi'ne çıkıyor. Ne bileyim Mersin'e, İçel'e gidiyor. Ya ben ata binen biriyim. Atım var. Akıl alır gibi değil ya. Yapamazsınız yani. Perişan olursunuz. Yani onun için bu insanlar hakikaten bu anlamda büyük sıkıntılar yaşıyorlardı. Yani bir mücadele insanıydılar. Ve Pir Ahmet Bey, bak Pir lakabı da çok ilginç yani. Aynı Bayezid-i Veli gibi, demek ki yaşantısı da düzgün bir insan. Velhasıl nihayetinde Pir Ahmet Bey garip bir şekilde öldü. Karamanoğlu hükümdarlığının bir kısmı bugün Ermenek yakınlarında Balkusan köyü vardır. O meşhur Karaman Bey, Karamanoğlu Mehmet Bey, onlar orada yatarlar. Nure Sofi, devletin kurucusu, bir başka köyde dağın başına yatar. Ben hepsine gittim. Nure Sofi ile alakalı YouTube kanalımda videom var. Linkini bırakayım, bakın izleyin. Balkusan köyündeki Karamanoğlu 3 sultanı için bir video yaptım. Linkini bırakayım, onları lütfen izleyin. Çok önemli. Karaman hükümdarlarından bir tanesi Karaman Aktekke'de yatıyor. Mevlevi bunların çoğu. Belki bir tanesinin kabri Allah bilir Mevlana Hazretleri'nin türbesinin yanında. Ama hepsi bugün Karaman ili sınırları içerisinde. Sadece Pir Ahmet Bey hariç. Garip geldi, garip gitti. Osmanlı ile akrabaydı. Fatih Sultan Mehmet'in halasının oğluydu. Aynı zamanda eniştesiydi. Yani kan bağları vardı. Ve bugün burada garip bir şekilde metfun bulunmakta. Taksiratlarını Allah affetsin diyoruz. Ve dini mübin İslam için, adalet için, insanlık için mücadele eden tüm insanların ruhları için El Fatiha diyoruz.